Bu defa esir almak yok. Biz izleri takip ederek geldik. Bu soysuzun peşini bırakmamamız icap eder. Başka tuzak olabilir. Siz Abdurrahmanların yanına gidin, haydi. Buyruk senindir beyim. Buyruk senindir beyim. Haydi atlara. Nereden çıktı? Nereden çıkacak? Kendini takip ettirmişsin ahmak herif! Haydi yiğitler! Haydın Allah! Haydın Allah! Tez altınları alacağız. Mağaradakileri de toplayacağız. Ertuğrul Bey'in istediği yere götüreceğiz. Haydi Alpler.
Taşkın Bey'in Umuroğlu postuna oturması evlilik teklifini kabul etmek zorunda olduğun manasına gelmez Sırma. Beyhude çabalamaktasın İlgi Hatun. Bacım pekala kendi rızasıyla kararını vermiştir. Aramıza girmeyesin Taşkın Bey. Bacımın rızası varsa kendi ağzından duymak isterim. Kaderin önüme koyduğu bu mükafatı geri çeviremem abla. Taşkın Bey'in teklifini kabul edip atamın töre mirasını, beylik davasını sürdüreceğim. İşte duydum. Gayrı bu obada da, otağda da hükmün kalmamıştır. Bundan gayrı Umuroğlu otağının baş hatunu değil, misafirimiz sayılırsın. Tuzak kurduğun bu yol senin ecelin olacak Arık Buka. Şeytan oyunu etmiş beyim. Arık Buka nereye gitti? Sabırsız olma. Sen nereye gidersen git, Arık Buka seni bulacaktır. Ah!
O itin izini süreceğim beyim. O izini kaybettirmiştir. Onu takip etmek bizi yorar. Gayrı yolumuza devam edeceğiz. Tez Abdurrahman'la Alper'in yanına gideceğiz. Haydi. Eyvallah beyim. Ne oldu Temüge? Diğer adamlar nerede? Emrettiğin gibi vuruşmayı uzaktan takip ettik. Hepsi uçmağa vardı Arıkbuk'a. Düşmana mani olamayan gebersin zaten. Daha işimiz bitmedi Temüge. Ertuğrul bu tuzağı da atlattı. Lakin bizde tuzak bitmez. Ne yapacağız şimdi? Ertuğrul Berkehan'ın yanındaki casusu öğrenmiş. Onu açığa çıkarırsa her şey biter. O sebeple casusla beraber son ve en büyük tuzağı kuracağız. Haber mi göndereceğiz ona? Ertuğrul Hülagü Han'a gönderdiğimiz haberleri dahi öğrenen biri. Bu yüzden haber göndermeyeceğiz. Bizzat ben gideceğim. Ertuğrul'dan önce oraya varacağım. Hem casusumuz açığa çıkmayacak, hem de Berkan'la yapacağı anlaşmaya mani olacağız. Dönmeden de onu geberteceğim. Ben civardaki adamlarımızı toplayayım o vakit. Sen burada kalacaksın Temüge. Ben yanıma adam alırım. Ben ne yapacağım burada kalıp? Berkan'ın gönderdiği yardımları adamlarımız ele geçirmiştir. Sen onlara sahip çık. Eğer onlara bir şey olursa ben gelmeden kendini öldür Temüge. Albastı'nın bacısı Sırma'yla da irtibatlı ol. O bize çok lazım olacak. Emredersin Arıkbuk. Var mı Abdurrahman? Yoktur bey. Hepsi iyileşti, yere serdik. Eyvallah. Arıkbuk'a Berkehan'ın yanına gideceğimizi bilir. O yüzden yeniden pusu atacaktır. Oradaki casuslarıyla dahi irtibata geçebilir. Beyim, bu it binecimiz gemiye de pusu atabilir mi? Her şey evvelden tertip edildi Bamsı. Değil pusu atmak, nereden bineceğimizi dahi bilemez.
Muhtemel ki Arık Buka'yla olan mücadelemiz bundan sonra da Berke Han'ın topraklarında devam edecektir. Her tuzağa, her kalleşliğe karşı hazır olacağız. Gözünüzü kulağınızı dört açın. Gayrı en ufak hata büyük bedeller ödetir. Buyruk senindir beyim. Buyruk senin beyim. Haydi abiler. Haydi yiğitler. Sakin olasın. Soluklanıp düşünesin hanımım. Nasıl sakin olayım Mengü? Onca bey. Hem ben de oradayken. Nasıl olur da benim desteklediğim Battal Bey'i değil de Taşkın Bey'i seçer? Beylerin her biri size yürekten bağlıydı. Böyle bir iş etmeleri mümkün değildi. Bu işin bir sebebi olmalı. Belli ki onların gönlünü çelecek büyük bir şey olduğu aşikar. Lakin bu işin peşini bırakmayacağım. Şüphelendiğin nedir hanımım? Bunların altında büyük bir oyun döndüğünü düşünürüm Mengü. Üstelik bu işte Sırma'nın parmağının olduğunu da düşünürüm. Neden böyle düşünürsün hanımım? Sırma Taşkın Bey'in evlenme teklifini kabul etti. Hem de gözümün içine baka baka. Taşkın Bey istemiş, Sırma Hatun razı olmuş. Bu o kadar basit değil Mengü. Sırma'nın bu tekliften önceden haberdar olduğu belli. Bey olduğu için kabul etti teklifi. Demek ki bey olacağını evvelden bilirdi. Lakin Taşkın Bey'in bey olacağından nasıl bu kadar emin oldular? Şimdi anladım ne demek istediğini hanımım. Hepsinin ucundaki düğümü çözeceğim. Hem Taşkın Bey'in hem de Sırma'nın ne işler çevirdiğini öğreneceğim. Bir gölge gibi peşlerinde olacağım. Sırma Hatun, istediğin oldu. Şimdi bey altın olman için yapmamız gereken bir tek düğün toyu kalmıştır. Ben bey altın olmayı dilerim lakin otağına kurulduğum erin de bey gibi bey olduğundan emin olmak isterim. Şimdi ne demektir bu? Ne demek olacak? Beyliğini göster derim, anlamaz mısın Taşkın Bey? Beyliğinizden kuşkusu olan mı vardır? Orasını bilemem. Lakin kudretini göstereceksen, atam Umur Bey gibi beylik vazifesini icra edesin. Neymiş o? Hangi vazifeden bahsedersin? Vergi toplamak. Bilirsin biz buraya devlet vazifesiyle geldik. O dediğin devlet buyruğuyla olur. Buyruk nerededir? Burada bizzat sultan tarafından Umur oğullarına verilmiş vergi toplama salahiyeti var. Şimdi hem beni ne kadar hak ettiğini hem de ne kadar çetin bir bey olduğunu görme vaktidir. Evvela da kudretini kayalara göstereceksin. Akıl ile kuş avlanır. Lakin kudret ile aslan tutulur. Yeah.
Ne olmuş burada? Baskın yapılmış. Çabuk git altınlara bak. İçeride hiçbir şey yok. Lanet olsun! Lanet olsun! Beceriksiz herifler! Şimdi ne yapacağız? Arıkbuka'ya ne diyeceğiz? Altınları bulacağız. Başka yolu yok. Yoksa Arıkbuka hepimizi paramparça eder. Adamlarımızın hepsi öldü. Yaşayan hiçbir adamımız yok. Sırma Hatun. Arıkbuka onun bize lazım olacağını söylemişti. İndi tam vakti. Şu Umuroğulları'nda olan işlere bakana, İyi Bilgi Hatun'un seçtiği kişi değil, başka biri bey olarak seçilmiş. Bir hinlik döner derim kızım bu işin altında. Dur bakalım, er geç ortaya çıkar. Hayırdır ana? Müteessir gördüm seni. Umur obasında işler kötüye gidermiş oğul. Kulağıma gelenler canımı sıktı. Mühim bir ahval yoktur inşallah. İyi Bilgi Hatun beylik için toy etmiş. Lakin onun istediği kişi bey olamamış. Töre belli, usul belli. Beyler kimi layık görürse posta o oturur. Öyle. Lakin bu işte bir garabet vardır Gündoğdum. Bey seçilen Taşkın Bey, Sırma Hatun'u da kendine hatun olarak istemiş. Bak hele, sonradan geldi, solumadan yer aldı, öyle mi? Elbette töre vardır, usul vardır oğul. Lakin başlarına gelen bunca olaydan sonra hala İyi Bilgi'ye ihtilaf etmeleri hiç hayra alamet değildir. Acep bütün beyler bir olup İyi Bilgi Hatun'a bir oyun mu ederler? Ertuğrul'un yokluğunda meydanı boş zannederler belli ki. Biz Turgut'la bir gidelim. Ahval neymiş kendi gözlerimizle görelim. Hem şu yeni beyi bir görelim, hayırlı olsun dileyelim. Müsaadenizle. Şu garibe bir yardım edin ne olur. Şu garibe bir yardım edin. Aa, şu fakire bir yardım. Şu garibe bir yardım. Şu fakire bir yardım. Şu garibe bir yardım edin. Neden geldin? Ses konuşmamız lazım Sırma Hatun. Söyle ne söyleyeceksen. Burada olmaz, çok mühim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah razı olsun. Nerede görüşeceğiz? Al bastımın mezarına gel. Bekle beni geleceğim. Sağ olasın bacım. Şu fakire bir yardım. E
bir dilenciyle böyle uzun uzun fısır fısır ne konuştun acaba? Hemen obadan çıktığına göre bu işin altında bir iş var. Nice vakittir şöyle engin denizlere bakmamıştık. Daha evvel denizde hiç yolculuk etmemiştim ben de. Şu denizlerde gemiler yüzdürüp hükmedenleri düşünürüm de. Bir gün biz de öyle olabilecek miyiz baba? Biz Oğuz Ata'dan beri gelen yeminimizde daha deniz, daha ırmak demişiz oğul. İnşallah o günler de gelecek. Sancağımız direklerinde dalgalansa, yelkenlerimizi açsak, rüzgarı da arkamıza alıp yüce yüce dalgaları açsak, deniz aşırı fetihlere varsak. Elbette yelken rüzgar gerektirir. Lakin bunlar vasıtadır oğul. Hakikatte bizi karada da, denizde de yürüten Yüce Allah'tır. Biz Allah'ın ipine sımsıkı sarılıp, Allah'ın davası uğrunda gayret ettikçe gemimiz nice ırmakları, nice denizleri aşacaktır inşallah. İnşallah. İnşallah beyim. İnşallah.
Hayrolsun Temüge. Obada ahval nasıldır? Her şey istediğimiz gibi gitmekte. Sizden aldığım altınların yardımıyla istediğim kişiyi bey seçtirdim. Bundan gayrısı evelallah kolaydır. Bu şu an duymak istediğim tek haberdi Sırma Hatun. Vay sahtekar dilenci vay. Kim bilir Bey Bolat'ın mezarında ne konuşursunuz? Beni niye çağırdın? Onu da ele. Mühim bir vazife için bana yarın çok sayıda alp gereklidir. Herhangi bir alp değil. Albastı'ya sadık alpler olmalı. Niye istersin bunca alpi? Kayılara büyük darbe vuracağız. Size de yüklüce altın düşecektir bu işten. Sen merak etmeyesin Temüge. Dostlarımızın sıkıntısı bizim sıkıntımızdır. Hele de işin ucunda kayılara darbe vurmak ve altın varsa halledemeyeceğimiz iş yoktur. Moğolların borçlu kalmayı sevmediğini bilirsin Sırma Hatun. Hele şu işi bir halledelim. Sonra ne gerekiyorsa yapılır. Tasa etmeyesin Temüge. Sen de umurların dostlarını asla yalnız koymayacağını bil kâfi. Uç Bey'imiz Ertuğrul Bey adına buradayız Taşkın Bey. Hem hayırlı olsun demek istedik, hem de iki oba arasındaki münasebetleri pekiştirelim istedik. Ben de size gelecektim. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun Gündoğdu Bey. Hayırdır? Siz neden gelecektiniz? Devran artık eskisi gibi olmayacak. Umuroğulları obasına yeni bir nizam kuracağım. Bu husustaki kararlarımı bildirmek için gelecektim. Uç Beyliği töresine zeval vermeyen hiçbir nizam bizi rahatsız etmez. Lakin yeter ki temeli adalete dayansın. Bundan hiç şüpheniz olmasın Turgut Bey. Gözümüz yollarda Uç Bey'imiz Ertuğrul Bey'i beklemekteyiz. Ertuğrul Bey'i neden beklersiniz? Ortada bizzat devlet tarafından Umuroğulları'na verilmiş olan vergi toplama buyruğu vardır. Umuroğulları nicedir vergi toplamaz. Bu vergi meselesi yüzünden daha evvelden iki oba arasında ihtilaf olmuştur. Bu hususta çok acele etmeyesin derim. Acele ettiğim yoktur. Vaktimle halletmek isterim. Vergi mevsimi yaklaşır. Devlette vergi beklemektedir. Bu elimde tuttuğum kıl çadır keçesi değil. Devlet buyruğudur. Biz buyruğun da devletin de ne olduğunu senden iyi biliriz. Sen de bizi iyi bilsen iyi olur. Eğer Uç Bey'in Ertuğrul Bey'le istişare etmeden herhangi bir buyruk verecek olursan, iki oba arasındaki ihtilaflar tekrar edecektir. Hatta bu kez çok daha ağır şartlarda bilesin. Dayanağım elimde tuttuğum buyruk, muhatabım da Uç Bey'imiz Ertuğrul Bey'dir. Vakti gelen de teferruatlar onunla konuşur.
Hoş gelmişsin Ertuğrul Bey. Hoş gördük. Berke Han'ın avlağı varacağımız kıyıya yakındır. Eyvallah. Kaç gün sürer gidişiniz? Yelkenleri hiç kesmeden gideceğiz. Yarın sabah oradayız inşallah. Atlarınız da orada hazır. Eyvallah. İki alp atların başına bırakın. Hazırlanıp yola koyulacağız. Buyruk Selindir Bey. Buyruk Selindir Bey'im. İşler çevirirsin Sırma. Alpler! Hayrola, nereye gidersiniz böyle? Mühim bir mesele mi vardır? Yoktur İyi Bilgi Hatun. O vakit ne bu acele? Alelade işler vardır İyi Bilgi Hatun. Meraka mahal yoktur. Sırma Hatun alelade işler için böyle hararetli konuşmaz. Yarın obaya gelecek olan bir tüccar kafilesini karşılayacağız İyi Bilgi Hatun. Hepsi bu kadardır. İyi o vakit. Kolay gelin. Demek tüccar kafilesi ha? Ben bu yalanı yutar mı? Ben bu oyunu nasıl çözeceğimi bilirim. Taşkun Bey'in tavırları bizim pek hoşumuza gitmedi İyi Bilgi Hatun. Devletin vergi buyruğunu gösterdi bize. Tez vakitte vergi toplamaya başlayacakmış. Bunun derdi ne beyliktir ne vazife. Aklınca bize diş göstermek ister. Kuvvet tartmaya kalkar. Senin kolladığın bey dururken bu adam nasıl Umuroğlu Bey olur? Taşkun Bey'in bey seçileceği evvelden tertiplenmiş. Belli ki boyundan büyük işlere kalkışacak. İş o ki ona bu cüreti veren kim? Onu bulalım. Ben de sizinle bunu istişare edelim diye geldim. Kızım, obada kuşkulandığın bir ahval var mıdır? Sırmadan kuşkulanırım ana. Taşkun Bey'in tek başına yiyebileceği lokmalar değildir bunlar. Lakin Sırma da korkarım ki bilmediğimiz birileriyle iş tutar. Kimdir onlar? Sırma bugün gizlice bir adamla görüştü. Kimdir? Tanır mısın onu İyi Bilgi Hatun? Yok, tanımam. Dilenci kılığında obaya geldi. Sonra Sırma ile birlikte Bey Bolat Bey'in mezarında buluştular. O vakit o bir casustur. Başka da ihtimal görünmez. Daha evvel de obanıza gelmiş miydi Bilgi Hatun? Bu adamı daha evvel bu topraklarda hiç görmedim. O yüzden bu adamı tez bulmamız icap eder. Yalnız Umuroğulları değil, bu topraklar da tehlikededir. Ben de sizden yardım istemeye geldim. Sen müsterih olasın kızım. Senin tasan bizim de tasamızdır. İyi Bilgi Hatun, sen her daim hakkın, hakikatin peşinde bizim safımızda durdun. Evelallah biz de bütün kuvvetimizle senin yanında olacağız. Merak etmeyesin. Sağ olasın. Şimdi bu adamı bulabileceğimize dair bir iz var mıdır? Sırma bu adamla konuştuktan sonra bazı alplere talimatlar verdi.
Güya yarın kervan gelecekmiş. Bunlar da onu karşılamaya gideceklermiş. Lakin obaya gelecek öyle bir kervan yoktur. Muhtemelen o adamla ne konuştuysa onunla irtibatlı bir iştir. O vakit biz de yarın Umuroğlu obası civarına pusulanacağız. Alpler çıkınca da takip ederiz. Bakalım bu işin altından kim çıkacak? Destur var mıdır? Gel Melikşah. Budak, hayırdır? Senin ne işin var burada? Beyim, obadan gelirim. Sungur Tekin Bey'in size ivedi bir mektubu var. Ben müsaade isteyeyim. Müsaade senin kızım. Gün doğdun. Ne olmuştur? Pek gözükmedin bugün obada. Nerelerdeydin? Dostlarımız haber göndermişler. Ne isterler diye sormaya gittim. Hele. Merak ettim bu dostları. Kimlermiş? Çok bilmek iyi değildir Taşkun Bey. Sen Umur Postunu ve beni onlara borçlu olduğunu bil kâfi. Ben her şeyin farkındayım Sırma Hatun. Ne isterler? Sen onu değerle. Yaptıkları onca yardımın karşılığında bizden alp isterler. Üstelik bu yardımımızı ödüllendireceklerini söylerler. Bu da sandıklarımıza girecek çil çil altın demektir. Altın sesi, su sesi, gök lavra sesi. Daha ne isterim ki? Bırak şimdi sululuğu da, sen ne ettin Turgut'la Gündoğdu'yla onu söyle. Esaslı bir Umur Bey'in demesi gerekeni dedim. Vergi toplayacağımı söyleyip Ertuğrul'u beklediğimi ifade ettim. Onların tavrı ne oldu? İlk başta dişlerini geçireceklerini sandılar. Lakin pek de yaman bir lokma olduğumu anlayınca çekip gittiler. İyi. Tam da senden beklediğim gibi. Otağımıza astığımız nişaneyi kuzu belli de herhalde bunlar. Lakin koçun boynuzları vurunca görecekler. Evladım İltegün. Moğollarla cenge tutuşmuş. Dündar da peşine gitmiş. Ortalık karışmış ana. İltegün. Moğollar bir evladımı aldı ana. Bir evladımı daha kaybetmeye tahammülüm yoktu. Sakin ol kızım. Sakin olasın hatun. Esir düşmemiş. Lakin haber alınamıyor. Dündar da peşine düşmüş. Onu bulmadan geri dönmeyecektir. Bilirsin, merak etme. Kızım. Lakin bizim de şafakta yola düşmemiz icap eder. Yine obalara musallat olacaklar belli ki, başlarında olan. Yine ayrılık mı geldi o? Mahzun olmayasın ana. Ben gitsem de muhakkak Dündar buraya dönecek. Nicedir senin hasretinle yanar tutuşur. Ya Moğollarla girişeceğimiz büyük cenk? Bizimle beraber olmayacak mısın Gündoğdu Bey? Ben doğudaki obalarla birlikte cenge katılırım Artuk Bey. Ben yokken Dündar burada olacaktır. O da yiğit, yaman bir beydir. Yokluğumu hissettirmeyecektir. Evelallah. Turgut, biz şafakla yola düşeceğiz.
Sen İlbilgi Hatun'un yanında kalasın. Konuştuğumuz mevzuyu beraber halledersiniz. Eyvallah Gündoğdu Bey. Ataş'ta gölgene, soğukta ocağına sığındık. Hakkını helal edesin. Ak yüzlü, zümrüt gözlü kızım benim. Her derdimize, çilemize katlandın. Bize gelinlik değil, evlatlık ettin, yarenlik ettin. Asıl sen hakkını helal ettin. Anam. 100 kere, 1000 kere helal olsun. Emmi. Keşke hep aynı obada, aynı otağda kalsaydık emmi. Anam, hakkını helal edesin. Helal olsun. Süleyman Şah'ın adını Gündoğdu koymuş. Lakin hiç gün yüz görmedin oğlum. İnşallah bundan gayri başındaki gaileleri def edip obanda, otağında mutlu mesut olursun. İnşallah anam. İnşallah anam, inşallah. Emmi. İltekin ağabeyimi, Dündar emmimi, Sungurtekin emmime selam edesin. Aleyküm selam yeğen. Aleyküm selam. Haydi bakalım yiğitler, yüklenin. Atları sizin için hazır ettik Ertuğrul Bey. Berke Ağa'na da geldiğinizi haber gönderdik. Kendisi avlaktadır. Eyvallah. Bundan sonrasını biz hallederiz. Yolunuz açık olsun. Beyim, yıllar evvel de deniz aşırı yolculuk edip Moğollara geldiydik. Lakin Berke Han o Moğollardan değildir. Samimi bir Müslüman olduğunu biliriz. Zaten sırf hak için soydaşı Hülagihan'a savaş açmasından belli. Beyim, Berkan'ın bize elçi gönderdiği Toruntay öldü. Bunun yüzünden aksilik çıkmasın. Biz zaten buraya muhtemel aksiliklere mani olmak için geldik Abdurrahman. Toruntay'ın ölmesi mühim meseledir. Berkan büyük, adil ve samimi bir hükümdar olduğu kadar zorludur da. Bunu ona izah etmek, bu meselenin altındaki kirli elleri açığa çıkarmak zor olacaktır. Lakin her zorlukla beraber bir de kolaylık vardır. Biz hakikati anlatmakla mesulüz. Ona tesir ettirecek olan Allah'tır Abdurrahman. Haydi gayrı. Eyvallah beyim. Haydi yiğitler.
Hanım, merakımı bağışlayın lakin neredeyse bir aydır ordumuzla birlikte av talimindeyiz. Pek çok eti lezzetli, kürkü değerli av hayvanı dururken siz ekseriyetle karga avladınız. Nedendir? Bu taklitçi kargadır Kıyat. Kurt ulumasını, aslan kükremesini, hatta insan sesini dahi taklit edip hedefi değiştirebilir. Tehlikeli bir avcının ona yaklaştığını görünce hemen yırtıcı bir hayvanın sesini çıkarır. Bunu işiten diğer yırtıcılar da oraya toplanıp avcıyı öldürürler. Bu taklitçi de hem avcıdan kurtulur hem de onun leşini yer. Evvela bunları temizleyeceksin ki ava giderken av olmayasın. Avlaktaki ordunun ahvali nedir? Üç tepeyi de kuşattık hanım. Çemberleri de gitgide daraltmaktayız. Lakin bazı birliklerin bulunduğu tepelerde av çember dışına kaçmıştır. Av kaçırmak da ne demek? Bu adamlar avı sadece eğlence mi zannederler? Bilmezler mi büyük av tertibinin bir cenk talimi olduğunu? Hanım, sizi görmek için Selçuklu topraklarından huzurunuza gelenler var. Elçi mi? Kayıbeyi Ertuğrul Bey'miş hanım. Ertuğrul Bey mi? O niye gelmiş olsun ki hanım? Çok mühim bir şey olmasa Ertuğrul Bey buraya kadar gelmezdi. Ertuğrul Bey'i av otağıma getirin. Emredersiniz hanım. Onunla konuşurken sen yanımda ol Kıyat. O av kaçıran adamları da cezalandırın. Bugün avlakta av kaçıranlar, yarın savaşta düşmanı hiç tutamazlar. Av otağına dönüyoruz. Kayılar beyinizi sizden kopardı. Şimdi de bizim hakkımız olan obanıza zenginlik getirecek altınları çaldı. Bunu kayılara ödetecek miyiz? Evet. Ertuğrul'un hak ettiği şey ölümdür. Beyimizi kanını yerde koymayacağız. Koymayacağız! Bunlar Moğol artığı olabilir. Lakin Sırma Hatun'un bunlarla ne işi ola? Ne işler peşindesin Sırma? Eğer ağabeyimin yolundan gitmekteysen seni de affetmeyeceğim. Berkehan'la da kuş avındaydık. Ben avımı ondan daha tez avladım. Gene öyle olacak Kıyat.
Berke Han böyle küçük kuşları avlamaz Arık Buka. O büyük kuşları çekmek için bunları yem niyetine kullanır. Ertuğrul gelmiş Berke Han'la görüşmeye. Sen peşinden. Söyle bakalım Arık Buka neler olur? Ertuğrul seni öğrendi. Korkma. Henüz adını değil. Bu meseleyi mutlaka açacaktır Berke Han'a. Tedbirini evvelden almak da senin işin. Ben haberi verdim. Berke Han'ın Ertuğrul'a gönderdiği yardımları aldınız mı? Hepsi elimizde. Ya Turuntay? Öldü. Hem elçi öldürüldü hem yardımlar kaçırıldı. Bu Berke Han'ın hiç hoşuna gitmeyecektir. O vakit ben ne yapacağımı bilirim. Berke Han bu ittifak için çokça bağırdı. Eğer bunca olan şeye rağmen hala Ertuğrul'a itibar ederse, o zaman geriye yapılacak tek bir şey kalır. Ertuğrul da Berke Han da ölür. Ben buraya zaten Ertuğrul'un işini bitirmeye geldim. Sen Berke Han'ı hallet. Kafi. Anadolu'da işini bitiremediğin Ertuğrul'un işini... Muralı atları! Fırsatlarınızı bırakıp teslim olun. Ne diye teslim olacakmışız? Bu yanınızdaki Moğol'dur. Moğol'la iş tutmanın akıbetini hepiniz iyi bilirsiniz. Beyinizin düştüğü hataya düşmeyin. Hain olarak ölmeyin, teslim olun. Obanıza ihanet eden bu avradı mı dinleyeceksiniz? Yoksa beyinizin intikamını mı alacaksınız? Thank you.
Müsaade var mıdır hanım? Gel Kıyat. Nerelerdeydin sen Kıyat? Sürekli dediğin yılda bir kez gelir. Avın tadını çıkarmalısın. Devlet işleri hanım. Kendini devletine adayan bizlerden bu rahatlık kapmıştır hanım. Ancak devlet işleri hal yoluna varınca biz rahata ereriz. Ağabeyim Batuhan bu devleti kurduğunda otağının tepesini altın rengi saçaklarla süslemiş. Zira devletimizin üstündeki güneşi temsil eder. İşte sen de o güneşin bir ışığısın bu devlet için Kıyat. Sağ olun hanım. Ben de Anadolu'dan gelen bir malumatı size bildirmek için huzurunuza gelmiştim. Hayır olsun. Neymiş malumat? Ertuğrul Bey'in teslim alması için gönderdiğimiz yardımlar. Hülagü Han'ın adamlarının eline geçmiştir. Nasıl olmuş bu? Nasıl olmuş bilmem. Lakin Ertuğrul Bey'in bu işi eline yüzüne bulaştırdığı aşikar. Neden geldiği de şimdi belli oldu. Ellerimizle gönderdiğimiz yardımlar düşmanlarımızın eline geçti. Hülagü Han bunu öğrendiğinde kim bilir bizimle nasıl alay etmiştir. İtibarımız bu adamlar yüzünden sarsıldı hanım. Torumtay'dan da hala haber gelmedi. İnşallah onun başına da bir hal gelmemiştir. Bugüne kadar kurduğumuz irtibatlarda bir aksilik olmamıştı. Bu işin altında bir bit yeniği vardır. Hanım. Bunca olanlardan sonra aklımı kurtlar kemirir. Lakin nasıl söyleyeceğimi bilemem. Söyle Kıyat. Senin sözüne itibar ettiğimi bilirsin. Ve bana her şeyi söyleyebileceğini de. Bu iş hanım, Anadolu'daki Türklerle olmayacak. Bizden sadece kendilerini kurtarmak için menfaat sağlarlar. Gönderdiğimiz altınlara bile sahip çıkamayan bu adamlar Hülagü Han'ın ordusuna karşı nasıl cenk edecekler? Yardımlar gitti. Torumtay'ın akıbeti muamma. Hülagü Han'ın nökerleri birazcık bunların üzerine çökünce her şeyi berbat ettiler. Öyle zannediyorum ki Ertuğrul Bey de sandığımız kadar güçlü biri değildir. Hanım, bu adamlar bizi ucu görünmeyen bataklığa çekmek isterler. Devletimizin üzerinde sönmeyen güneş bu adamlar yüzünden kararmamalı hanım. Bekleyin Bamsi. Emin ol Bey. Ertuğrul Bey geldi hanım. Mahiyetim otağıma gelsin. Ertuğrul Bey'i de huzuruma alın. Emredersiniz. Erkan sizi otağında bekler Ertuğrul Bey.
Töresiyle adil ve zaferleriyle şanlı olan Berke Han'ı selamlar. Devletinizin üstünde parlayan güneş daim olsun. Zalimlere karşı yapacağımız ittifakı neticeye bağlamak için bizzat huzurunuza geldim. Anadolu'da ahval nedir Ertuğrul Bey? Anadolu büyük cenk için kıvılcım bekler. Cümle obalar Hülagü Han'ın ordusuna pusat elde atılmak için bekler. Onları her yerden kuşattık. Sen Hülagü Han'ı kuşattık dersin ama bize gelen haberler başka türlüdür. Gönderdiğimiz yardımlar Hülagü Han'ın adamlarının eline geçmiş. Yardımları teslim almak için alplerimiz gittiler. Hülagü Han'ın adamlarının bir tuzak kuracağı malumatı bize de geldi. Lakin tedbirimizi evvelden aldık. Bize gelen malumatlar aksini söyler Ertuğrul Bey. Hepsi düşmanlarımızın elindeymiş. Anlaşılan yardımların akıbeti muamma. Peki ya Torumtay? Ona ne oldu? Torumtay'la görüştük. Lakin Hülagü Han'ın adamları bizi tuzağa çekti. Torumtay maalesef öldü. Yardımlar muamma. Elçim öldürülmüş. O vakit sen ne cüretle karşıma gelirsin Ertuğrul Bey? Bütün bu meseleleri konuşup bilmeniz gerekenleri söylemek için. Zira bütün bu hadiselerin üzerine kapkara bir perde örtülmüştür. Bu perdeyi kaldırmamız icap eder. Yardımları almak da elçimi sağ salim göndermek de senin vazifendi. Sen daha bunları yapmamışsın. Buraya gelip bana neyi anlatırsın? Ne perdesi kaldırırsın? Nasıl itimat edip de ittifak yapacağım ben sizinle? Bu işlerin altında parmağı olanların isteği de budur zaten. İttifakımızı çökertmek. Buraya sizi de bizzat alakadar eden çok mühim şeyler söylemeye geldim. Söyle o vakit. Hususidir. Şayet baş başa görüşürsek gerekli malumatları vereceğim. Dediğim gibi bu sizi de bizzat alakadar etmektedir. Biz yıllardır hanımızın yanındayız. Her görüşmesini biliriz. Bizden gizli ne söyleyeceksin Ertuğrul Bey? Ben hususi söylemekle mesulüm. Gerek görürse Berke Han size söyler. Eğer mazeretlerinizi yineleyecekseniz baş başa görüşmenize hiç lüzum yoktur Ertuğrul Bey. Olanlar ortada. Biz buraya nicedir beklediğimiz cenki neticelendirmek için toplandık. Bize bununla ilgili müspet şeyler söyle yahut vaktimizi heba etme. Siz Berke Han'ın en yakınlarından birisiniz. Hanınız ve devletiniz için mühim olan bir şeyi söylememe neden mani olmak istersiniz?
Ben hanımın beyhude laflarla vakit heba etmesini istemem sadece. Yeter! Şayet sizin itibarınızı sarsacak bir şey yapmış olsaydık, Anadolu'dan sizin huzurunuza gelmezdi. Dilerseniz şimdi ittifakı bozup beni huzurunuzdan gönderebilirsiniz. Lakin mazlumlara ve alemi İslam'a karşı sizin de, bizim de boyun borcumuz vardır. Bu ittifak olmasa vebalini hiçbirimiz taşıyamayız. Gayrı karar sizin. Herkes çıksın. Ertuğrul Bey'le baş başa görüşeceğim. Dilenci kılığında obamıza gelen sendin. Ne işler çevirdiğinizi öğreneceğiz. Benden tek kelime öğrenemeyeceksiniz. Yürü hocam, yürü. Bunu Umuroğlu obasına götüreceğiz. Emin olur Turgut Bey'im. Haydi! Yürü! Seni dinlerim Ertuğrul Bey. Neymiş bakalım bu işin altında parmağı olanlarla alakalı malumat? İhanet. Devletiniz içinde Hülagü Han'a malumat taşıyan bir hain vardır. Her devletin içinde kendini kemiren kurtlar vardır Ertuğrul Bey. Bunu sen de iyi bilirsin. Lakin tez zamanda aşikar edilirler muhakkak. Meselenin bizzat sizinle alakadar olan kısmı da tam da burasıdır. Söyle, neymiş? Hain sizin en yakınınızdadır. Bu sözler ne demektir bilir misin? Birini, hele ki benim en yakınlarımda olan birini hainlikle suçlamak, hain olmak kadar fenadır ve affı yoktur.
Bugüne dek aramızdaki irtibatlara dair Hülagü Han'ın adamlarının eline geçen malumatlar alelade malumatlar değildir. Hepsi en mühim ve en gizli malumatlardır. Bu sebeple bu hainliği yapanlar da alelade kişiler olamazlar. Kim o vakit? İsim ver bana. Bunu beraber açığa çıkaracağız. Şimdi bilmem gereken en yakın sırdaşınızın kim olduğudur. Ben devlet meselelerini yakınımdaki birçok adamla görüşür danışırım. En yakın. Size en yakın olan kişi. Kimsenin bilmediklerini bilen. Kıyat. Sakın bana Kıyat'ın hain olduğunu söyleme. Çünkü o bu devletin en kıymetli veziridir. Siz ki şanlı ve bilge bir hansınız. Devlet işlerinde nice oğlun babayı dahi sırtından hançerlediğini iyi bilirsiniz. Tarih böyle hadiselerle doludur. Bu bir hakikattir. Peki senin hakikatin nedir Ertuğrul Bey? Kıyat benim yıllardır dizimin dibindedir. Sense Anadolu'dan daha bugün gelip en yakın adamımı ihanetle suçlarsın. Bu işler iddia ve evhamla değil delille olur. Var mıdır delilin? İspat edeceğim elbet. Lakin bunun için sizin de yardımınıza ihtiyacım vardır. Ne yardım? Haini açığa çıkarmak için bir yem atacağım. Sizden dileğim bu uğurda bana müsaade vermenizdir. Sizin için bu vaziyetin ne denli zor olduğunu bilirim. Lakin hem hak davası hem de devlet için başka çıkarımız yoktur. Onu sınayacağız. O vakit her şey aşikar olacak. Sınayacağım. Lakin bir şartım var. Şayet Kıyat hain çıkmazsa o vakit senin kelleni alırım. Kabul. Şimdi de bana. Nasıl sınayacağız onu? Alpler dostlarının dediği yere gitti. Umarım da dostların sözlerine sadık olsunlar. Sen tas etmeyesin Taşkın Bey. Ben nankörlerle iş yapmam. Onlar dostluğumuza son derece sadıktırlar. Hem yapılan yardımların karşılığını ziyadesiyle verirler. Versinler. Versinler. Versinler ki düğünde bol bol altın saçalım. Bak göster vurur. Belki de beklediğin altınlara kavuşma vakti geldi Taşkın Bey. Thank you.
Neler olur Sırma Hatun? Bu ne rezalettir? Kimdir bu adam? Alplerimi ne diye bağladınız? Beylik postunda oturma yayabilirsin. Lakin tebaandan daha iyi haberin yoktur. Bunlar hain. Ne demek istersiniz? Ne hainlik etmişlerdir? Hiç üste çıkmaya kalkışma Taşkın Bey. Gayrı her şeyin aşikar olma vakti gelmiştir. Bu ne cüret? Bu ne cesarettir? Umuroğlu Bey ile konuşursunuz. Unutmayasınız. Cüret, cesaret içeride belli olacak Sırma. Umuroğlu beyleri otağa. Bu üçünü de alın götürün. Gayrı akla karanın ortaya çıkma vakti gelmiştir. Bakalım kuyruğun kime değecek. Yürü. Haydi. Hanımızı lüzumsuz malumatlarla meşgul etmedin inşallah Ertuğrul Bey. Berke Han verdiği malumatları söylerse anlarsınız lüzumlu mu lüzumsuz mu. Haydi yiğitler. Hanım. Ertuğrul Bey size ne söyledi hanım? Yine aynı şeyleri tekrarlayıp durdu. Bir de içimizde bir hain olduğunu söyledi. Hainin kim olduğunu da söyledi mi hanım?
Kim olduğunu söylemedi. Lakin Anadolu'ya döndüğünde ispatlayacakmış. Hem de delilleriyle. Zira hainin ismini bilen bir Moğol'u ele geçirmek üzereymiş. Yani Anadolu'ya döndüğünde hain açığa çıkacak han. O vakit ben Tezel'den limanda bir gemi tertip ettireyim de bir an evvel Anadolu'ya dönsünler, haini bize bildirsinler. Limandan gitmeyecekler. Onlar bizim elçimizi kendi topraklarında muhafaza edememiş olabilir. Lakin biz her türlü tedbiri alacağız. O sebeple doğudaki bir koydan gizlice kalkacak gemileri. Ona göre tertibat yapılsın. Emredersiniz hanım. Bu taklitçi kargalar da içimizdeki hainler gibidir. Kandırırlar. Hedef değiştirirler. Avcıyı av yaparlar. Bu sebeple kafalarının koparılması gerekir. Hepimizi otağa topladınız. Neler olur diyesiniz. Neler olduğunu bu soysuz söyleyecek. Şimdi konuş. Ne işler çevirirsiniz? Sana sırıtma dedik. Konuş dedik. Ben bir şey bilmem. Kimseyi de tanımam. O vakit Sırma Hatun'la neden irtibat kurdun? Neden obaya dilenci kılığında geldin? Biz sadece Bey Bolat Bey'in intikamını almak istedik. Sen Umuroğlu Alp'i dahi değilsin. Niyetin neydi? Neden Sırma Hatun'dan Alp istedin? Bu yardımına karşılık Sırma Hatun'a ne vaat ettin söyle. Konuşsana Sırma. Bu adam Alpler karşılığında size ne verdi? Ne işler çevirirsin? Bey seçimini kendi adamın kazanamadı diye böyle edersin. Kendine gelesin. Ben bu adamı tanımam. Demek tanımazsın. O vakit Bey Bolat Bey'in mezarında ne diye buluştun bununla? Ne verdi de ona Alpler'i gönderdin? Hiçbir şey vermedi. Atları, Berke Han'ın gönderdiği altınları geri almak için istedin değil mi? Ne vaat ettin söyle? Konuş yoksa boynunu kırarım. Sırma Hatun altınları bize verdik. Taşkun Bey'le de irtibatın var mıdır? Bu adamla ne alakam olacak? Gebersin gitsin.
Gel Burasın Taşkın Bey. Burasın. Beni kurtaracağınız yerde öldürmek istersiniz. Madem öyle, o vakit herkes bilsin. Sırma Hatun'a altınları biz verdik. Daha evvel de Sırma Hatun'a altın verdik. Aha bu adam da bizim verdiğimiz altınlar sayesinde bey oldu. Yalan! İftira! Beyliğini elinden almak için kurulmuş bir tuzak bu. Ne oldu Kıyat? Ertuğrul görüştü mü Berkehan'la? Görüştü. Anlaşma olmadı. İstediğimiz oldu sonunda. Asıl en istemediğimiz başımıza geldi Arıkbuk'a. Ne oldu? Ertuğrul Berkehan'a yakınlarında bir hain olduğunu söylemiş. Senin adını vermiş mi? Vermemiş. Lakin Anadolu'ya döner dönmez ismini bildireceğim demiş. Hem de tüm delilleriyle birlikte demiş. Adımı bilen birini yakalamak üzereymiş. Senin adını vermediyse gerisini düşünme. Ne yapıp edip onu öldüreceksin? Sana asker desteği de vereceğim. Ben buraya zaten Ertuğrul'un işini bitirmeye geldim. Anadolu'ya bırakmayacağım işini. Onu burada kimse de kurtaramaz. İndi liman yakınlarına pusu atarım. Limandan gitmeyecek Ertuğrul. Yol emniyeti için doğudaki koydan gizlice ayrılacak. Onun işini o koya giden yolda bitireceksin Arıkbuk'a. Bana o yolu söyle Kıyat. Her şey aşikar olmuştur. Siz kendinizi bunlara sattınız. Bakalım o altınlar karşılığında siz ne satın aldınız? Bir kere soracağım, bir kere cevap isterim. Bey gibi davranın. Sırma Hatun'la Taşkın Bey size altın verdi mi, vermedi mi? Biz bu altınları Beylik İhsan diye aldık. Lakin menbaanın Moğol olduğunu bilmezdik. Pişmanız, af dileriz. Soysuzlar. Gayrı hükmün bitti Taşkın Bey. Postan düştün. Sen de cezanı çekeceksin. Tez bu temaşaya son veresiniz. Bu postun beyi benimdir. Kimse de elimden alamaz. Ah!
boyundan büyük işlere kalkıştın. Şimdi de kanında boğul. Gidersen git, gazabımdan kurtulamayacaksın. Çünkü biz bu cihanı cehenneme çevirdik. Asıl sen öyle bir cehenneme düştün ki... kül olacaksın arık bu kadar kül. Al da gel! Şimdi hükmü ben vereceğim. Gayrı bundan böyle Umur oğullarının yeni beyi Battal Bey'dir. Buyurasın Battal Bey. Bugün altın için reyini satan, yarın şerefini, boyunu, töresini satar. Hepiniz beylikten azledildiniz. Umur oğulları bundan gayrı şerefiyle yaşayacak. Sana gelince sırma. Çadırından çıkmayacaksın. Bakalım daha kimlerle irtibat kurdun? Ne işler çevirdin? Hepsini öğrenip senin hükmünü öyle keseceğim. Thank you.
Senin ölün bile gitmeyecek Anadolu'ya. Berke Han'a o casusun ismini asla söyleyemeyeceksin. Ertuğrul Bey'in söylemesine gerek yok. Sen kalleş pusunla o hainin adını verdin zaten. Nasıl olur bu? Bizi gizli bir koydan göndereceğinizi söyleyeceksiniz. Bunu yalnızca Kıyat bilecek. Eğer bize pusu atılırsa hainin Kıyat olduğu anlaşılır. Yakaladıklarımızı da öttürünce her şey aşikar olur. Tebriz'deki it senden haber bekler ha? Bu cihana iki hükümdar fazla Berke Han. Hülagü Han'a hepinizin kellesi gidecek. Hava puslu olunca çakallar meydanı kendilerinin sanırmış. Lakin indi pus dağıldı. Üzerinizdeki kuzu postu göründü. Sahibinize gidecek olan da sizin kelleniz olacak.